Merhaba, Yatırım Kulübü başlıyor. Ben Burcu Kıratlı. Bugün Pelin Yantur yerine size ben eşlik edeceğim. Evet, şöyle bir piyasalardan söz edelim. Özellikle Avrupa piyasalarında bugün biraz daha karışık görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Saat 12'de gelecek enflasyon verisi bölgede oldukça önemli olacak. Dün Amerika piyasaları olumlu şekilde kapatmıştı ama bugün vadelilere baktığımızda yatay aşağı bir görünüm olduğunu görüyoruz. Özellikle orada da istihdam haftası diyebiliriz Amerika için. Bugün JOLTS verisi önemli olacak. Yarın ADP özel sektör istihdamını, cuma ise tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Bunun haricinde Asya'da da karışık bir görünüm vardı diyebiliriz. Genel hava aslında küresel piyasalarda karışık görünümü işaret ediyor ve bu hava aslında biraz da Borsa İstanbul'a da yansımış gibi. Şu an pek korelasyon olmasa da dünkü gelen moral bozukluğu Borsa İstanbul'da bugün de devam ediyor gibi bir görünüm hakim. Bir taraftan da Amerika'da tahvilleri konuşuyoruz. 10 yıllık tahvillerin 4.48'lere kadar gittiğini görüyoruz. Burada biraz daha seçim belirsizliğinin fiyatlanması da söz konusu olabilir. Özellikle Trump'ın adaylığının gelmesinin ihtimali, yükselmesi ihtimali daha uzun vadeli tahvillerde biraz daha belirsizlik yaratıyor gibi okuyabiliriz tabloyu. Petrol ise hem Orta Doğu'daki artan gelinim ve Atlantik'teki kasırga sezonunun başlamasıyla yüksek seyrediyor diyebiliriz ve önümüzdeki yayınlarda da bunları işlemeye çalışacağız. Ama ilk önce yurt içi piyasalarda daha fazla gündem almak için gedik getirme gidiyoruz. Onur Can Bal bizi bekliyor. Merhaba Onurcan, ben böyle genel bir girizgah yaptım hem küreselden hem yurt içinden ama yurt içinde bugün de özellikle BIST 100'e baktığımızda moral bozukluğunu hala dünden yaşadığını görüyoruz. Siz hangi seviyeleri takip ediyorsunuz, neler söylersin? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum öncelikli olarak. Kesinlikle endekste dün etkili olan satışların ardından burada özellikle vergi konusunun yeniden gündeme gelmesi piyasalarda bir miktar baskı oluşturdu. Bu dünkü zayıflamanın bugün de etkisini sürdürdüğünü, bugüne de yansımasının olduğunu görüyoruz. Özellikle 50 günlük basit hareketli ortalama endeks için orta vadeli önemli bir destek. Ve bu daha önceki dönemlerde de bu ortalamanın güçlü bir şekilde çalıştığını ve buradan endeksin tekrar güç bularak yönünü yukarı çevirdiğini takip etmiştik. Bunu yine Haziran ayı içerisinde de Haziran ayı ortasında da benzer bir durumu gördük. Ancak bu, şu an için yine 50 günlük ortalamasının test edildiğini görüyoruz endekste. Kabaca 10.310-10.320 bölgesinde bulunuyor bu ortalama. Ve eğer bu ortalama altında kapanışlar gündeme gelecek olursa bu durumda tekrar bir 10.000 bölgesini test edilme ihtimali teknik açıdan mümkün. O yüzden kısa vadede bu ortalamaya takip ediyor olacağız. Ortalama altında satışların biraz daha 10.000 bölgesine doğru devam ettiği, burası da kırılacak olursa derinleştiği bir fiyatlamayı görebiliriz. Bir süre tabii bu belirsizliğin piyasalar tarafında zaman zaman dalgalanmalara veya tepki alımlarında, o tepki alımları tabii ki gözlenebilir ama hani bir trend oluşumunun önünde bir miktar engel olarak kalmasına da neden olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden bir süre dalgalı bir fiyatlamayı dikkate almakta fayda var. Ve özellikle yılın ilk yarısında olduğu gibi önümüzdeki süreçte de sektör ve hisse seçimleri son derece kritik olacak. Ancak daha kısa vadeli dediğim gibi 50 günlük ortalamayı takip ediyoruz. Bunun altında kapanışlarda daha dikkatli olmak lazım. Ortalama üzerinde kalabilirse bir miktar tepkiler görebiliriz ama bu belirsizlik, yani vergi konusu gündemde kaldığı sürece biraz daha dalgalı fiyatlamalara da hazır olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Küresel tarafta ise dediğiniz gibi yani burada Amerika'daki istihdam verileri bu haftanın önemli konusu. Yine Avrupa'da bugün enflasyon o noktada önemli olacak. Yine Amerika'nın Jackson Hole diye tabir ettiğimiz ECB'nin düzenlediği konferansta Fed Başkanı Powell'ın da bu hafta konuşması bekleniyor. Dün ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarını gördük ama tabii bu açıklamalar da son dönemdeki yönlendirmelerden farklı tonda olmayacaktır. O yüzden çok önemli bir piyasa etkisi beklemeyiz. Amerika Başkanı başkanlık seçimlerinde Trump'ı kazanması özellikle son televizyon münazarası sonrasında güç kazanmış durumda. Mevcut Başkan Biden'ın performansı oldukça kötüydü. Bu da seçimleri etkileyebileceği değerlendiriliyor. Ve Trump'ın seçildiği senaryoda yurt için Amerika'daki vergi indirimlerinin devam etmesi, özel ithalata getirilebilecek vergiler veya daha hızlı bir faiz indirim süreci istemesi Trump'ın gibi etkilerle bunun Amerika'da enflasyonu tekrardan arttırabileceği ve nötr faiz oranı olarak Fed'in değerlendirdiği 2.70'lerin üzerinde bir nötr faiz oranını işaret edebileceğinden endişe ediliyor. Bunun da özellikle uzun vadeli tahvil faizlerini biraz yukarı çektiğini tahvil piyasasında şu an için endişeye neden olduğunu söyleyebiliriz. Onurcan, teşekkür ediyorum. Sana da güzel bir seans ve güzel bir gün diliyorum.
Evet, buradan kısa bir reklama gidiyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yatırım kulübü kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Asya piyasaları nasıl kapanıyor değerlendirmek üzere Bloomberg HT Asya temsilcimiz Sadi Kaymaz'a gidiyoruz. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Sadi merhaba, hoş geldin. Asya piyasaları nasıl kapanıyor? Özellikle Japonya'nın da hala bu 38 yılın düşüğünü konuşuyoruz. Bir taraftan Güney Kore'de enflasyon rakamlarını takip ediyoruz. Senin kıymetli notlarında neler var? Burcu merhaba, iyi yayınlar diyerek başladım. Şimdi bir defa şöyle ekranıma bakıyorum. Özellikle hisse senetleri tarafı karışıktı, anlatacağım Burcu, ama diğer taraftan döviz tarafında aslında çok açık bir seçik bir tablo. Orada şu: güçlenen dolar var. Dün biliyorsun 105 hattına doğru baş aşağı gidiyordu sabah saatlerinde. Daha sonra toparladı. 106'ya doğru yöneldi. O yönelince tabii ki Güney Kore Vonu'ndan tut da Avustralya dolarına kadar hepsini baskı altına aldı. Şu an genel olarak sadece Japonya değil, bütün para birimleri Asya'da baskı altında diyeyim. Tabii Japonya'ya ayrı bir parantez açmak gerekir. Son 20 günü üşenmedim saydım Burcu. 17 gününde negatif kapanış yapmış dolara karşı, yalnızca 3 günde değerlenebilmiş. Tabii bir taraftan sürekli olarak Japon Maliye Bakanlığı uyarılarda da bulunuyor, ama tabii çok yapısal bir sorun var. Getiri makası var biliyorsun. O makas da şu son günlerde daha da açılıyor. Dolayısıyla yen de son derece doğal bir şekilde değer kaybediyor, ama diğer para birimlerindeki değer kaybına dikkatini çekmek isterim. Özellikle örneğin Güney Kore Vonu'nda %0.4'ü buldu. Avustralya dolarında %0.3'ü aştı. Tabii tahviller diyeceğim. Amerikan tahvilleri özellikle dün uzun vadeli olanlarda sıçramalar vardı biliyorsun. Burada da benzerleri var. Örneğin Japonya'da 10 yıllık tarafta daha böyle belirgin. Avustralya'da yine 10 yıllık tarafta belirgin. Bu tarafa dikkat etmek lazım ki hisse senetlerini de baskı altına alıyor. Çin'de özellikle gündüz sabah saatlerinde daha iyiydi endeksler, ama hem Hong Kong'da hem de Şangay'da daha satış baskısı altında kaldılar. Öğleden sonra bir de tabii Güney Kore'de enflasyon dedin. Son 11 ayın en düşüğüne indi. %2.7 idi, 2.4'e düştü, ama orada tabii hangi etkenlerle düştüğüne de bakmak lazım. Bir taraftan gıda aşağı çekmiş, bir taraftan da enerji, ki enerjinin altını çizmek isterim. Bu ay öyle olmayacak. Enerji tam tersi etki yapabilir diye de bir not düşeyim. Sözü tekrar sana bırakayım Burcu. Sadi, ben de sana teşekkür edeyim bu kıymetli bilgiler için. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Evet, şimdi araştırma masasına gidiyoruz. Bakalım Viyop fiyatlamaları bize ne söylüyor? Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan merhaba. Borsa İstanbul yine moralsiz başladı diyoruz, ama vadelideki fiyatlar neyi işaret ediyor? Hangi hisseler ön plana çıkıyor? Borsa İstanbul dün gün içinde 10.250 seviyesini test etmişti. Kapanışta ise 10.300 band seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti. Bugün yine baktığımızda 10.300 endeks seviyesine tutunmaya çalışıyor. BIST 30'a aslında Mavi, Turkcell, Ereğli, Garanti ve Migros'un hareketlilik kattığını görmüştük. Ama Viyop 30 endeksine baktığımız zaman da ise burada çok yukarı yönlü giden bir hisse performansının olmadığını görüyoruz. Ve aşağı yönlü güçlü bir trend olduğunda şu anda ekranda paylaştığım grafik üzerinden görebiliriz. Borsa İstanbul üzerinde gördüğümüz 21 Mayıs tarihinden itibaren başlayan aşağı yönlü trendin etkisi BIST 30'daki Viyop 30 vadeli işlemlerde de etkisini gösterdi. Burada en güçlü destek olarak karşımıza 12.000 seviyesi çıkıyor, ama hal itibariyle de an itibariyle beraber baktığımızda da 12.020 seviyesinde olduğumuzu söylemek mümkün. Bunun aşağısında daha kuvvetli bir biçimde imleneceği bölge ise 11.600 seviyesi karşımıza çıkıyor. Aşağı yönlü trendinde güçlü olduğunu ifade etmekte fayda var. Olur da risk iştahı pozitife dönerse biz
ne zaman normalleşme ve normal bir fiyatlama döngüsüne dönebiliriz? 12.600 endeks seviyesinin üzerinde. Gelelim bir de hisse tarafına bakalım. Vadeli kontrat içerisindeki hisselerin performansına bakalım. Burada aslında bakıyorum yaklaşık olarak %1 seviyesine yakınlaşan hissenin olmadığını görüyoruz. Ama yukarı yönlü pozitif reaksiyonlar gösterenler arasında garantinin olduğunu görüyoruz. 0,31'lik yükselişiyle beraber. Diğer taraftan Migros'un olduğunu görüyoruz. 0,42. Oyak C 0,49'luk bir performansı var. Baktığımızda Tav Havalimanları 0,32 ve Turkcell'de ise 0,42'lik bir yukarı yönlü performans var. En büyük yukarı yönlü atağı da Vakıfbank'ın gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. 0,70 yine %1 seviyesine ulaşmayan bir geri çekilme hareketi. Bunun dışında biri aşan, %1 seviyesinin aşağısına geçmiş negatif fiyatlanan var mı diye baktığımızda gübre fabrikaları karşımıza çıkıyor. 1,28. Froto karşımıza çıkıyor. Ford Otosan 1,26'lık geri çekilme hareketiyle beraber. Dolayısıyla bugün yine aşağı yönlü trendin ve risklerin ve kırmızı grafiklerin konuşulduğu bir gün olabilir. Diğer taraftan küresel tarafta da çok büyük bir risk iştahının açık olduğunu görmüyoruz. Ama olumlu manada bakacak olursak bu zayıflık daha öncesindeki tepki alımlarının geldiğini görmüştük 50 günlük hareketli ortalamadan. 10.300 endeks seviyesi BIST 100 için şu anda 50 günlük hareketli ortalama seviyemiz. Dolayısıyla tepki yükselişi gelir mi? Hazır düşmüşken alım yönünde burayı değerlendirmek isteyen yatırımcılar olur mu? Bugün gün içerisinde bunu takip edeceğiz diyebiliriz. Evet, bu sorunun cevabı oldukça önemli olacak diyelim. Teşekkür ediyorum sana. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, devam ediyoruz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru hattımızda olacak. Merhaba Soner, hoş geldin yayınımıza. Selam Burcu, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Sevcan'ın bıraktığı yerden alayım. Borsa İstanbul'da yine olumsuz, moralsiz başladı diyoruz. Bir taraftan dünkü ruh halini bugüne de yansıttı dedi. Şimdi işlemlere baktığımız zaman gene yüzdesel dünkü kadar olmasa da yine aslında endeksi taşıyan hisselerin çok az bir ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Şimdi bu genel havayı nasıl okumak, yorumlamak lazım? Sadece bugün özelinde sormuyorum tabii. İkinci 6 aya da başladık. Biraz da aslında güçsüz de başlamış olduk. Bu haber akışını sence işte vergi haber akışını atlatıp yoluna devam edebilecek mi Borsa İstanbul? Yoksa yaz aylarını biraz daha bu perspektifte, bu doğrultuda mı geçeceğiz? Yani şöyle, açıkçası hani içinde bulunduğumuz makro düzleme hikayeye bakınca Borsa İstanbul'un belki biraz daha yukarıda bir yerde fiyatlanıyor olmasını beklemek lazım. Yani 1-2 ay öncesine baktığımızda bugün itibariyle bizim beklenti aralığımız belki 10.800-11.500 bandında bir yerlerde konumlanıyordu. Şu an için buraların aşağısındayız. 10.340'larda fiyatlanıyoruz. Yani şöyle, Türkiye'ye tabii bir yandan bir yabancı girişi var. Yabancı faize tercih etti son 2 aydır. Burada özellikle faizi tercih etmesinin sebebi faizin cazibesi kadar Borsa İstanbul'un içindeki bazı teknik unsurlarda etkili oldu fiyatlamaları etki eden. İşte şu enflasyon muhasebesi hikayesiyle bilançoları yatırımcı tam karşılaştırmakta açıkçası zorlanıyor. Büyük birkaç şirketin bilançosu beklentileri karşılamadı. Yabancının ilgisini çeken şirketin. Diğer taraftan işte Mayıs ayında bu Yapı Kredi'nin satışı o realize olmadı ki oradan itibaren zaten ciddi bir yabancı satışı görüyoruz. Veriyi Perşembe alacağız ama geçen haftada büyük ihtimalle yabancı 200-250 milyon dolar bandında satış yaptı. Eksi gelecek Perşembe günü gelecek, açıklanacak olan rakam. Bir tarafta bu. Haziran'a geldik, işte bu vergi konusu zaten Haziran başından sonuna kadar gündemdeydi. Hatırla, işte işlem vergisi mi, kazanç vergisi mi? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması olmuştu. İşlem üzerinden alacağız, 1/10 ya da 2 olacak. Hemen ertesi gün ya da bir sonraki gün Sayın Bakan Mehmet Şimşek bunu erteledik diye açıklama yapmıştı. Şimdi dün açıklamadan önce piyasa %1'e yakın artıydı. Ama bu açıklamayla birlikte piyasanın eksiye döndüğünü takip ettik. Şimdi piyasa neyi sevmiyor? Hep uzun dönemdir konuştuğumuz konu, belirsizliği sevmiyor. Bu vergi konusu tekrardan böyle bir belirsizlik olarak, böyle bir bulut olarak piyasanın üzerine geldi, yerleşti. Bu bulut gökyüzündeyken de güneşi görmek biraz zaman alacak diye düşünüyorum ben. Vergi baskısı borsa işlemlerinden, kazançtan veya işlemlerden, vergi süreci netleşmeden böyle sert güçlü rally ihtimalleri en azından önünde bir engel. Bunu koyalım.
Niye belirsizliği sevmiyoruz? Hani bir formülü ortaya koysak bu desek belki piyasa rahatlayacak. O yüzden o önemli. Dünkü satışlar üzerinde ama sadece yani o derin satışın sebebi sadece bu vergi açıklaması olarak görmüyoruz. Özellikle bu Suriye ve Türkiye dün sosyal medyada çok gündem oldu gelen videolar. Bu bir miktar tedirginlik yarattı. Çünkü burada kırılgan bir durum söz konusu. Büyür mü büyümez mi endişeleri. Bugüne baktığımızda biraz daha sakin bir piyasa görüyoruz açıkçası. Burada önemli bir seviye var. O önemli seviyenin üzerindeyiz. Yılbaşından beri gelen bir yükselen trend kanalı var. Çünkü temel unsurlar bazen çok karışık olduğunda teknik analiz, grafik biraz daha rehberlik edebiliyor. Bu noktada biraz daha soğukkanlı bakmamızı sağlayabiliyor. Yılbaşından beri takip eden o yükseliş trendinin destek noktası 10.200-10.250'lere işaret ediyor. Bunu teknik analiz grafik takip eden arkadaşların birçoğunun ekranında zaten bu grafik kayıtlıdır. Kimisininki 50 puan aşağıdan geçer, kimisininki 100 puan yukarıdan geçer. Ama hani 10.200 ortalamalarda buranın üzerinde olduğumuz sürece bu trend kanalının biz içindeyiz. Mevcutta özellikle bu gri liste konusunu mesela tam olarak fiyatlayamadık. Yani %100 beklentinin içinde değildi bu. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ama piyasa bazen iyi ya da kötüyü fiyatlamayıp bunu erteler. Önümüzdeki dönemde fiyatlanacak olumlu gelişmeler arasında burası var. Moody's'in Türkiye değerlendirmesi olacak Temmuz içinde burası var. Yani şu an için iyimserliğimizi koruyoruz ama böyle sert kalı bir yükselişin önünde de bu vergi konusu güçlü bir direnç, temel unsurlar noktasında güçlü bir direnç oluşturmaya devam edecek. Biraz daha somut açıklamalara ihtiyaç var bununla ilgili. Şimdi bu tabii fiyatlaması konusu, gri listeden fiyatlaması konusunu biraz borsadaki ruh haliyle ilişkilendirdik. Şu anda genel anlamda tabii borsanın ruh halini konuştuk ki olumlu ruh halinde daha iyi fiyatlamayı, olumsuz ruh halinde iyi gelişmeler olsa bile görmemeye daha yatkın alıyor Borsa İstanbul. Ama ben sana bir de tabii bu kesinlikle işin hava kısmı, yani genel hava kısmı, bir de şöyle sorayım. Borsa İstanbul'u pahalı ya da ucuz buluyor musun? Bu konudaki değerlendirmen ne? Çünkü biz ilk çeyrek bilançolarını takip ettik ve böyle çok da başarılı geçmedi açıkçası. Şimdi ikinci çeyrekleri almaya başlayacağız. Sence nedir Borsa İstanbul? Pahalı mı, ucuz mu? Yani şöyle, bu pahalı ya da ucuz kavramı, benim param değerliyse Borsa İstanbul pahalı olabilir. Benim param değersizse ucuz olarak bakabilirim. Yani neden bahsediyorum? Mevcut faiz hadlerinden bahsediyorum. Yani bugün mevduata koyduğunuzda paranızı %5'e yakın bir getiri var. Bununla kıyasladığınızda Borsa İstanbul, hani ne alacaksınız ki ayda %5'ten fazla size böyle riskinize yakın bir getiri vaat etsin. Burası ciddi anlamda baskılayıcı bir unsur. %5 faiz üzerinden bakacak olursak. Zaten bizim ama denklemi bu Merkez Bankası faizi arttırdığından itibaren oluşturduğumuz denklemde şöyle bir şey vardı. Sen de daha önce yayınlarda bahsettik. Mevcut para politikası, sıkı ortam Borsa İstanbul'u aşağı çekecek düzeyde. Pahalı görebileceğimiz bir düzeyde. Burası 2 birim aşağı çeker. Ama diğer taraftan bir de başka bir yerden bakalım. Şimdi OECD ortalaması 10-12 FK, Borsa İstanbul 6-7 FK üzerinden fiyatlanıyor. Ve Türk şirketleri uluslararası benzerlerine göre, rakiplerine göre açıkçası bir iskonto bu noktada barınıyor. Şimdi buradan da yabancının gözünden baktığımızda son dönemde şöyle 4-5 yıllık periyotlardan bahsediyorum. Ciddi anlamda çıkış yapmış. Döviz bazında fiyatların iskontolu hale geldiği bir Borsa İstanbul yapısı var. Hatta TL varlıklar var geniş çerçevede. Yabancının gözünde ise pahalı olmadığını açıkçası düşünüyorum. Şimdi burada bu carry trade imkanı, faiz imkanı yabancıyı da ciddi anlamda cezbediyor. Zaten özellikle tahvil piyasasına giriş görüyoruz. Burada hisse senedi tarafında son 2 aydır, Mayıs ortasından beri değil mi? Tabii Mayıs ortasından beri, 11 bin üzerinden beri yabancının çıkışı var. Bu az önce yayının başında, bağlantının başında bahsettiğim Borsa İstanbul özelindeki problemler. Burada şöyle bir şey var. 10 sene falan geriye gidiyor haftalık menkul kıymet istatistikleri. Kabaca bir 1,5-2 milyar dolar para var. Bu 3-4 aylık konjonktürlerde Türkiye borsasına giriyor ve çıkıyor. Ben şu anda bu çıkışın sonuna yakın olduğumuzu veya sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç ayda eğer yapısal unsurlarda, yani temel koşullarda negatif bir gelişme olmazsa o 1,5-2 milyar dolar paranın Türkiye'ye gelmeye başlayacağını, yani mesela Temmuz'da net nette hisse senedinde giriş olacağını
düşünüyorum. Bu piyasayı destekleyecektir. Bizim denklemimiz neydi? İçerideki sıkı ortam 2 birim aşağı çeker ama yabancı gelir 3 birim kaldırır. Net nette piyasa 1 puan yukarıda kalır. Burada zaten yıl sonu beklentimiz 12.500-13.000'ler. Yani uçacak kaçacak bir beklentimiz yok. Ama 12 ay vadede biraz daha bu enflasyonu da kontrol altına aldıktan sonra, manzara netleştikten sonra 12 ay vadede 2025 ortası $400 doğru bu işin gidebileceğini düşünüyoruz. Yani bu noktada pahalı mı ucuz mu, işte o biraz sana bana göre değişiyor. Ama yabancının gelme hikayesi Borsa İstanbul'da devam ediyor. Son 2 aydır takip ettiğimiz satış yabancının Türkiye'ye bakışının bozulmasıyla, değişmesiyle ilgili değil. Borsa İstanbul'un kendi iç dinamikleriyle ilgili ve o konjonktürel portföyle ilgili ben Temmuz'da buranın yabancı pozitif olacağını düşünüyorum. Peki bu vergi konusuyla ilgili bir kez gündeme geldikten sonra borsa kolay kolay toparlanamaz diyenler var. Bu görüşe o zaman katılmıyorsun diye anlıyorum. Şöyle, kalıcı bir yükselişin önünde muhakkak bir engel, bir bulut oluşturacak belirsizlik en sevmediğimiz konu. Ama borsanın özellikle teknik olarak 10.200 yıkılmadığı sürece, kırılmadığı sürece, yani aşağıda çok da gidecek bir yeri kalmadı. Temel unsurlar noktasında bu trendi bozmasını gerektirecek de bir şey yok. Yani trend kanalının tepesine bir coşku beklemiyoruz. Orası 11.800-12.000'ler, oraya daha erken. Ama daha aşağıda olması için de bir sebep yok. Yani şu vergi konusuyla birlikte 10.000-11.000 bandında biraz daha konsolidasyon devam eder diye düşünüyoruz. 10.000 kırılır, orada bir kalıcılık oluşur 10.000 altında. O zaman oturur hesabı kitabı yeniden yaparız diyebilirim. Peki sen tabii borsacısın tırnak içerisinde. Yani tabii bizim hani genel müdür yardımcısın ama tabii hani bizim borsacı diye tabir ettiğimiz piyasadan bir isimsin. Değerli de bir isimsin. Bu anlamda sana yatırımcılar için alokasyonlarını soracağım. Tabii ki hiçbir zaman borsacı bir insan hani kalkıp mevduat demez, tahvil demez ama bu dönemde biraz daha Borsa İstanbul için cazibe unsuru olması daha azalıyor mu bu denklemlerle birlikte? Yani böyle daha biraz daha mevduata veya tahvile kayış görür müsün? Şöyle, bunu zaten takip ediyoruz. Yani son dönemde bizim işte mesela hesap açılış sayıları ciddi böyle bir algı noktasında bize öngörü veriyor. Hesap açılış sayılarımız o bir sene önceki gibi coşkulu değil. Yeni gelen müşteri sayıları. Piyasaya şu anda taze para girmiyor. Piyasanın mesela şu Mayıs'ta 9-10 halka arzda 16-17 milyar şirketlere finansman sağlandı. Bu 16-17 milyar piyasaya taze para girişiyle değil, işte bir halka arza girecek, 3.000 liralık halka arza talepte bulunacak, 3.000 liralık hissesini satıp girdi yatırımcı. Önceden halka arzlarda hesap açılış sayıları yükselir, halka arz kendi taze para girişi oluştururdu piyasaya, piyasayı da negatif etkilemezdi. Şimdi bu ortamda içeride yerli yatırımcı pozisyonunu aldı. Çok kıpırdayamıyor. Yani mevcut ortamda mesela bugün bizden mevduata bir para çıkışı olması ihtimali yok. Zaten o pozisyonlandı. Onlar pozisyonlandı. Zaten fiyatta diyorsun. Evet evet. Yabancı etkisi bu yüzden fazla, yerli kıpırdayamıyor. Hissede olan hissede, mevduatta olan mevduatta. O yüzden yabancı birkaç yüz milyon dolar satıyor, piyasa yıkılıyor. Birkaç yüz milyon dolar alıyor, piyasa coşuyor. Likidite eksikliği var bu noktada. Dediğin gibi mevduat çok ciddi rakip ve bunun borsadaki baskısını hissediyoruz. Peki biraz da sektörleri de konuşmak istiyorum yine. Tabii ilk yarı yılda bankacılığı konuştuk, iletişimi konuştuk, sigortayı konuştuk, bir de perakendeyi konuştuk. Hatta perakendenin içerisinde de ayrışmalar olduğunu gördük. İkinci yarı yılda bizi nasıl bir tablo bekliyor sektörler ve hisseler adına? Yani şöyle, burada fiyatlama matematiğini yatırımcılarımızla da yaptığımız rehberlikte biraz üçe ayırıyoruz. Neyi fiyatlamak istiyorsanız Borsa İstanbul içinde. Şimdi en kısa vade, şurada gri listeden çıktık. Temmuz'da Moody's'in değerlendirmesi var. Az önce de bahsettiğim gibi Temmuz içinde yabancı görüntüsünün pozitif olmasını bekliyoruz. Burada yabancının sevdiği şirketleri takip etmekte fayda var. Özellikle şimdi bu son Yapı Kredi'nin satışının realize olmaması hikayesiyle birlikte hem Yapı Kredi hem de Koç Holding ciddi anlamda böyle artık hani hırpalandı ve cazip seviyelere geldi gibi görünüyor. Türk Hava Yolları yine benzer şekilde 3FK'nın altına geldi. 2.5'larda fiyatlanıyor ki o ölçekte, o FK'da bir dünyada şirket yok açıkçası. Çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Kısa vadede yabancıyı takip etme hikayesi olabilir. Burada yabancı genellikle likit ve kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş şirketleri alıyor. Özel bankalar, holdingler,
büyük sanayi şirketleri, telekomünikasyon zaten son dönemde pozitif ayrıştı. Burası bir hikaye oluşturabilir. Diğer taraftan belki biraz daha 3. çeyreğin ve 4. çeyreğin başının hikayesi, Avrupa faiz indirmeye başladı. Orada PMI'larda falan böyle hemen bir kımıldama gördük. Anket bazlı verilerden bahsediyorum. Henüz müteşebbisin kasasına yansıyan bir şey yok ama beklentiler biraz daha karamsarlıktan ortalamalara doğru geldi. Bizim ihracat iklimi endeksimiz de bu noktada hemen kımıldadı. Avrupa ihracatı güçlü olan işte dayanıklı tüketim malzemeleri, beyaz eşya, mobilya, işte perakende, bunlar, bu hikaye biraz canlanabilir. Yıl sonu vadede ise belki 2025'i de eğer burada fiyatlıyorsak, böyle bir 3 çeyrek sonrasını öngörüyorsak da Türkiye ekonomisinin 4. çeyrekte faiz indirmeye başlayacağını düşünüyoruz. Orada faiz indiriminin şiddeti ve ölçeği önemli olacak ama özellikle düşük faiz ortamında ertelenmiş de bir talep var. Yani bugün insanlar konut alacaksa, bir otomobil alacaksa faizler yüksek bekleyeyim diyor ama o talep cepte duruyor. Özellikle de 2025 başı itibariyle belki gayrimenkul, otomotiv, faiz hassasiyeti yüksek sektörler, inşaat, bunlara bağlı mobilya, cam, bunlarda potansiyel görebiliriz diye düşünüyorum. Yani biraz makro düzlem karışık. Biz geçtiğimiz 2-3 senede şeye çok alışıktık. Enflasyon var. Bundan pozitif ayrışan sektörler iyi olur. Biraz daha basitti ama şu anda hem hisse seçimi hem sektör seçimi biraz daha açıkçası karmaşık ve gelecek verilere göre de dinamik olmakta fayda var diye düşünüyorum. Anladığından şöyle bir özet çıkardım. İkinci çeyreği de sen aslında ikiye ayırdın. İkinci yarıyı iki çeyreğe ayırdın. İlk çeyreğinde hala benzer görünüm biraz daha devam edip daha böyle işte yüksek faiz ortamından faydalanabilecek sektörler ve aynı zamanda yine perakende işte iletişim. İkinci yarıda ise biraz küresel makroekonomik ortamın iyileşmesiyle beraber daha geride kalmış işte sanayidir, gayrimenkuldür gibi ön plana çıkabilir olarak anlıyorum. Doğru mu? Evet evet. Yani özellikle ama bu ciddi bir ertelenmiş talep var yüksek faizden dolayı. 2025 ilk çeyrek o talebin realize olacağını ve bunun özellikle inşaat ve kolları üzerinde pozitif fiyatlama yapabileceğini düşünüyoruz. Peki biraz da küresele gidelim mi? Şimdi sen Avrupa dediğin için söylüyorum bunu. Karışık da bir görünüm de var aslında. Avrupa Merkez Bankası ilk faiz indirimini yaptı, sonra biraz bekleyecek. Bir sonraki faiz indirimi ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bir taraftan işte siyasi ortam karışık, işte Fransa'da özellikle tabloyu görüyoruz. Gerçi bugünlerde hani daha sakinleşmiş gibi ama genel anlamda o taraftan ve diğer küresel ortamdan, işte Amerika'da da seçimler olduğunun bilgisiyle nasıl bir orada da ikinci yarı bizi bekliyor? Yani şöyle, küreselde çarşı pazar biraz daha açıkçası karışık. Özellikle Avrupa'da, çünkü yani 30 küsür ülke mevcut bu faiz haddini kaldırabilen var, kaldıramayan var. Mesela İtalya Merkez Bankası Başkanı faiz indirim sürecinin devamının gerekliliğine ilişkin geçtiğimiz haftalarda bir söylemde bulundu. Çünkü İtalya bu faiz haddinde zorlanıyor. İşte İspanya'sı var kırılgan, yani Almanya'sı biraz daha rahat gibi ama bakıyoruz büyümeler, iktisadi faaliyetler iyiden iyiye baskılandı mevcut faiz ortamı altında. Enflasyonda da ciddi de bir toparlanma görmüyoruz o tarafta. Yani ne vardı? Piyasaya bir miktar likidite enjekte etmek, bir miktar moral vermekle ilgili sözlü yönlendirmelerde faiz indirimi hikayesi başladığında işte bir indirim yapmak durumunda kaldı ECB burada kredibilitesini korumak için. Ama yoksa enflasyonu yendik ve faiz indiriyoruz gibi bir hikaye Avrupa tarafında yok. Biraz canlandırmak ve moral vermek için söylemlerde bulundu. Sonrasında yapması gerekti. Lagarde'ın açıklamalarını takip edelim. Bu bir patikaya dönüşmeyecek. Enflasyonla ilgili endişeler hala devam ediyor noktasında açıklamalar var. Avrupa açısından bir diğer karışıklık da şimdi büyük ihtimalle Trump seçimleri kazanacak. Ve Trump kazandıktan sonra da o eski gündemler tekrardan gelecek. Şimdi hemen yanı başında Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya tehdidi olan Avrupa. Hatırlayalım, Trump NATO ile ilgili de biz buraya çok para harcıyoruz, Avrupa buraya doğru düzgün el atmıyor gibi açıklamaları vardı. Yeni paradigmalar oluşabilir Trump dönemiyle. Avrupa'nın başına bela olabilecek. Orası biraz daha karışık ama bizim açımızdan şu faiz indirimi, bir faiz indirimi, biraz ihracat iklimini falan, biraz talebi o tarafta açıkçası uyardı diyebiliriz, bu işin olumlu tarafı.
Amerika tarafındaysa piyasa 6-7 faiz indirimi bekliyordu hatırla sene başında. Ama enflasyonda öyle bir düşüş görmedik. Geçen Haziran ayında 3'e düşen enflasyon kalan 11 ayda ortalaması 3.3-3.4. Yani bu ne büyük bir bela aslında onu gösteriyor. 20-25 yılın en yüksek faiziyle bile bununla mücadele etmekte zorlanıyorlar. Yine Avrupa'ya benzer şekilde bu kadar faiz indirimi söylemi olduğuna göre hiç indirmemek kredibiliteyi bozacaktır. Ben bu yıl Fed'in bir faiz indireceğini ama sonrasında veri odaklı açıkçası gideceğini düşünüyorum. Böyle kolay kolay şey gelmeyecek maalesef bu enflasyonun yapışkanlık hikayesiyle birlikte faiz indirim süreci merkez bankaları açısından çok kolay olmayacak gibi görünüyor. Soner, peki son 3 dakikamız kaldı. Şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Yatırımcılara ne öneriyorsun? Bu çok da kolay olmayan günlerde sizin gibi piyasa profesyonellerini kaptan rehber olarak tanımlarsak özellikle yatırımcılara hem seviyeler anlamında hem strateji anlamında neler yapmalarını daha çok önerirsin? Yani şöyle bir kere portföyü özellikle sermaye piyasalarında hisse senedi piyasası içinde bir portföy oluşturuyorsa volatilite çok yükseldi. Bu portföyün yatırımcıyı heyecanlandırmayacak olması lazım. Şimdi günde %3'lük, %4'lük hareketlerde heyecanlanmamak da zor. Demek ki ne yapacağız? Bir miktar güvenli limanları tercih etmekte fayda var. Şimdi bir borsacı olarak bunu söylemek bana acı veriyor ama mevduat cazip. Orada %4'ler, %5'ler cazip. Biraz daha korunaklı alan muhakkak portföylerde bulundurulmalı ama diğer taraftan Borsa İstanbul içinde doğru hissede, doğru sektörde olduğumuz zaman potansiyel var. Bu seviyeler cazip mi Borsa İstanbul açısından? Temel unsurlarda bozulma olmayacaksa bu seviyeler cazip. Tam olarak o 6-7 aylık oluşan trendin destek noktalarındayız. Buradan birkaç açıklamayla, böyle bir vergiyle ilgili bir açıklamayla falan iş çok başka, kısada hemen böyle 11.500'lerin üzerine atacak bir potansiyele de sahip. O yüzden çeşitlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yani burada yatırımcı ne yapsın? Döviz ve altın noktasında, orası da çünkü çok böyle yer tutar sepette. Ben dövizin enflasyon kadar değer kazanmayacağını düşünüyorum. Yılbaşından beri zaten bunu söylüyordum. Kabaca yılbaşından bu yana ülkenin maruz kaldığı enflasyon %23-24'lerde. Dolar %10 kadar bile hareket edemedi. Yani reel olarak kaybettirdi. Ons tarafı bir miktar o beklentileri önden fiyatladı ama yılın geri kalanı için ons'ta da çok fazla hareket beklemiyorum. Önden yaptı o fiyatlamayı. Yani TL varlıklarda kalmakta fayda var. Bunun içinde de portföy çeşitlendirmesi yapmakta fayda var. Ve bu %4-%5 mevduat hala şu mevcut belirsizlik ortamında cazip ve göz kırpıyor diyebilirim. Soner Kuru, çok teşekkür ediyorum. Oldukça keyifli ve oldukça dolu dolu ve güzel bir yayın oldu. Ağzına sağlık diyorum. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizimle birlikteydi efendim. Yatırım Kulübü'nün bugünlük sonuna geldik. Birazdan Grafik Düellosu'nda Çağlar Kuzulukluoğlu ile beraberiz. Ama onun öncesinde de yarın malum enflasyon var. Haberimizi izleyelim. Bloomberg HT anketine göre Haziran'da enflasyonun aylık bazda %2.2, yıllıkta ise %72.5 seviyesinde olması bekleniyor. Bloomberg HT'nin Haziran ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 22 kurumun medyan beklentisi Haziran'da enflasyonun aylık %2.2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oldu. 20 kurumun medyan tahminine göre de Nisan'da yıllık enflasyonun %72.5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran enflasyonu için en düşük aylık beklenti %1.7 olurken en yüksek beklenti %3 olarak öngörüldü. Yıllık olarak bakıldığında ise Haziran için en yüksek enflasyon tahmini %73.9 olurken en düşük tahmin %71.8 seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan anket katılımcıları 2024 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 18 kurumun 2024'e ilişkin yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek %43 oldu. Kurumların 2024 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %47 olurken en düşük tahmin %39 seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan piyasa enflasyonda 2024 yılı zirvesinin Mayıs ayında görülen %75.45'te gerçekleştiği görüşünde.